Herkese merhabalar. Kanalın yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda GeoGuessr'ın kayıt aldığım şu andan birkaç saat önce yayınlamış olduğu Competitive Statistics, yani rekabetçi şehir serileri adlı oyun modunu deneyeceğim. Bakalım nasıl bir oyun modu ortaya çıkarmışlar. Eğlenceli mi, rekabetçi mi, Battle Royale serisine rakip olabilecek bir oyun modu mu göreceğiz. Burada bir liste var. Nasıl bir liste emin değilim. Şöyle bakalım. Henüz bitirmemiş diyor. Göreceğiz. Yine bunda bir bekleme süresi var. Oo, ses var. Bu güzel bir şey. Arayüzü de beğendim bu arada. Burada bir Avrupa şehrindeyiz anladığım kadarıyla. Hatta dile baktığımızda bir Slav ülkesi diyecektim. SK yani Slovakya olması gerekiyor. Şöyle baktığımızda enteresan. Estonya, Finlandiya, Rusya'dan da şehirler var. Slovakya'yı seçelim. Bu biraz bana garip geldi açıkçası. Marsilya yazıyor. Yani Marsilya. Yanlış okumuyorum sanırım. Evet, yanlış okumuyorum. Doğrudan şehri de öğrendik. Sesi biraz kısayım. Fazla gelmiş olabilir. Şu an 5 canımız var. Anladığım kadarıyla 5 canımızdan daha az olsaydı da bu checkpoint'a geldiğimiz zaman artacaktı. Bir sonraki checkpoint 4. şehirde olacak. Oo, güzel manzara. Çok güzel manzara. Ancak ülkeyi anlayabilir miyiz? Bu bitkiler belki biraz Latin Amerika'da olabiliriz diye düşündürttü. Denize kıyısı olan bir şehir. Latin Amerika'da hiçbir seçeneğimiz yok. Enteresan. Güneyimizde deniz var. Atina olabilir belki. İstanbul olmadığını biliyoruz. O süremiz yok. Atina doğru. Süper. Güzel, elimizdeki seçeneklerden yola çıktık. Yazılar İspanyolca gibi. Arjantin'deki plakalara benzemiyor. Belki Meksika olabilir. Seçeneklerimizde var mı? Var. Hatta sadece Santiago, Bogota ve Mexico City var. Mexico City doğru olacaktır. Evet, doğru. Bir checkpoint daha. Burada herhangi bir şey olmadı ama oyun modunda bildiğim kadarıyla belli bir bu puanın harcadığımız zaman bir önceki checkpoint'e dönebiliyoruz. Evet, burası Avrupa. Bu Fransızca. Burada Belçika bayrağı var. Belçika'daki seçeneklerimize bakalım. Evet, bu oyun moduyla ilgili şu anki ilk düşüncem çok fazla rekabetçi değil gibi. Hani başkalarıyla beraber oynuyor muyuz, oynamıyor muyuz belli değil. Ve Belçika'da şu an sadece tek seçeneğimiz var. Bu da doğru, tahmin edebileceğimiz gibi. Bakalım burası neresi? Bu Yunan alfabesine benziyor. Hatta çok güzel bir yerdeyiz. Atina olabilir doğrudan. Akropolis yazıyordu oradan. Atina olması lazım. Aklıma Akropolis gelmişti ama Akropolis'i bu kadar küçük düşünmemiştim. Biraz daha büyük. Çok güzel bir manzara denk geldik ve yine bir anda ilk kez Atina'ya denk geldik. Checkpoint'e geldik. Herhangi bir can kaybetmediğimiz için yanına yeniden 5 olmasına gerek kalmadı. Avrupa'dayız. Pek emin değilim bu dilden. Biraz daha Almanca hissetmeye başladım. Avusturya sanırım. Yüksek ihtimal Avusturya'dayız. Fortuna Gasse. Evet, Avusturya'dayız ama sanırım Viyana değil. Almanya olabilir mi aslında? Çünkü bu bir tracker coverage. Almanya daha yüksek ihtimal derdim. Bu arada Almanya yok seçeneklerde. Sadece İsviçre var. Enteresan ki İsviçre bayrağını yeni fark ediyorum. Az önceki turda bu sefer enteresan şekilde
oyun modundaki seçeneklerimiz bize çok yardımcı oldu. Burası sanırım Senegal. Rift Farm'a bakıyorum. Rift yok. Aslında Senegal'den başka bir yer gelmiyor aklıma. Bu taksiler Senegal'de görebileceklerimize benziyor. Plakalar mavi. Bildiğim kadarıyla Senegal'de plakalar mavi. Bir de Fransızca bir yazı görürsek tamamdır. Burası Fransızca. Senegal en büyük adayımız. Dakar şehrimiz var. Doğru cevap. Kurak bir ülkeye benziyor. Birleşik Arap Emirlikleri olabilir. Sanırım öyle zaten. Sanırım doğrudan Dubai. Evet, doğrudan Dubai. Doğru cevap. Bu kötüymüş bu arada. Erken bilsek bile bekliyoruz. Bu durum bu mod için açıkçası iyi olmayan özelliklerden biri. Bunu belirtmek isterim. Açıkçası size bir şey söylemek isterim ki ben burayı biliyorum. Fakat Güney Afrika Cumhuriyeti mi, Senegal mi hatırlamıyorum. Oynamış olduğum turlardan birinde tam olarak burası denk gelmişti. Fakat söylemiş olduğum gibi Senegal mi, Güney Afrika mı hatırlamıyorum. O yüzden sırayla bakmak gerekiyor. İlk olarak Güney Afrika'yı deneyeyim. Değilmiş. O zaman geriye sadece Senegal kalıyor. Sarı plakalarımız var. Amerika gibi. En büyük adayımız New York. Seçeneklere bakacağım ama eğer seçeneklerimiz olmasaydı bile New York derdim. Los Angeles ve New York var. New York doğru cevap. Neredeyse kızı kaçıran trafik tabelası var. Biraz tanıdık geliyor ama birkaç ülkede görmüştüm bunu. Avrupa'dayız anladığım kadarıyla. Daha fazla ipucuna ihtiyacımız var. Bu yazıyı neredeyse hatırlıyorum. Acaba hangi Slav ülkesi demek istiyorum? Sırbistan olabilir bu arada. Burası Türkiye. Bakar bakmaz anlamaması mümkün değil. Hatta doğrudan Haliç'teyiz. İstanbul yani. Uzun bile atmamıza gerek yok. İstanbul doğru cevap. Güzel Galata Kulesi manzaramız da var. Ülkemizden kaleler görmek güzel. Yine Türkiye. Yine Türkiye süper. 532 yeterli değil. İstanbul'dur büyük ihtimal. İstanbul'da olabilecek sokaklar. Herhangi bir sokak tabelası var. İstanbul'dayız. Yine bakalım. Beşiktaş'tayız doğrudan. Açısı tam olarak bu konumu bulmayı isterdim. Altıntaş Sokağı. Sinanpaşa Mahallesi hatta. Fakat hem zamanımız yok. Hem de muhtemelen burası Belçika. Bakalım herhangi bir ipucu var mı? Çok fazla bayrak var. Yazılar bu arada İngilizce. Herhangi bir araç Manchester diye hissediyorum eğer öyleyse. Fakat yeniden Belçika'ya döndü seçeneklerimiz. Herhangi bir şey var mı? Sanırım İrlanda. Evet, İrlanda daha mantıklı şu an. Çünkü araçların arka plakasında araçların arka plakası sarı değil. Çok güzel manzara. Gerçekten hem artık jenerasyon 4 ve kontrast çok güzel. Neyse. Burası ya Singapur ya Malezya. Singapur'da böyle bir yer var mıydı? Pek emin değilim. Seçeneklerimize bakalım. Oo, ikisi seçenekler arasında. Doğrudan ülkeyi bilmemiz gerekiyor. Bu sefer güzel oldu. Kuala Lumpur'dayız. Süper oldu. Zaten bakınca anlar mıydık? Birkaç tabela gördükten sonra anlardık. Ki gerçekten Singapur olmayacak bir manzara var. Bu tabelalarda zaten Malezya'ya özel. Doğru cevap. Canlarımızı 5'e çıkardık. Eğer az önce 4 ise. Bakıyorum. Belki Litvanya olabilir. Dil benziyor. Litvanya ile ilgili herhangi bir şey var mı? Muhtemelen Litvanya yazıyor burada. Vilnius. Bu yüksek ihtimal doğru çıkacak. Evet. Burası Singapur. Hump ahead diyor. Yani ileride kasis var diyor. Bakmaya gerek yok. Singapur'da zaten şehir yok yani. Kendisi bir şehir olan ülke diyebiliriz. Doğru cevap.
18 oldu. Açıkçası biraz stale, yani durağan ilerleyen bir oyun modu. Ülke tahmininden daha mı iyi diye sorarsanız, belki diyebilirim. Biraz daha şehir merkezinden görüntüler çıkıyor ki fark ettim neredeyse şehir merkezlerinden uzaklaşmadık. Belki de bu oyun modunun en güzel yanı şehir merkezlerine yakın olduğu için tahmin etmemiz daha kolay olabilecektir ve coğrafi olarak şehirlerin nerede olduğunu çok rahat anlayabileceğizdir. Burası New York City. Zaten bakınca anlaşılıyor, bir de burada web sitesinde yazıyordu. 4 tane ipucumuz var. Houston olabileceğini sanmıyorum çünkü kurak bir yer değil, orası belli. Ancak en çok New York'ta görmüş olduğumuz kahverengi binalar yardımcı oldu ve domain kodu tabi. Burada Birleşik Arap Emirlikleri en büyük adayımız, gökdelenler fazla. Şöyle bir hazır tutalım. Birden fazla adayımız varsa, ki yok. Diğer adayımız Ürdün zaten, eğer ayırt edemezsek. Hem o yok hem de Ürdün'de bu tarz tabela görmeyiz. Böyle gökdelenler görme şansımız. O yüzden 20. doğru tahminimizi de yapıyoruz. Burası neresi olabilir? Nasyonal. İspanyolca olabilir bu. Şu karşıya gitmeye çalışalım ki yazıyı okuyabilelim. Club Nacional de Futbol. Tamam. İspanyolca olduğu kesin. Grand Park Central. Montevideo. Süper. Uruguay'dayız. Uruguay, Montevideo burada. 21. doğru tahmin. Söylediğim gibi şehirlerin nerede olduğunu öğrenme şansımız var. Eğer bilmiyorsak. Fakat bir yerden sonra da söylediğim gibi stale olacak. Bu durağanlık geldiği zaman birazcık açıkçası sıkılabiliriz. Burası Amerika olabilir sanırım. Yine tuğla binalar bu sefer. New York plakası yok. New York plakası yok dediğime bakmayın. Sarı plakalar olmadığı için söylüyorum. Oo, yoldan çıktık. Sarı plaka bir tanecik var. Bakalım seçeneklerimize. Chicago, San Francisco, Los Angeles. Hiç Los Angeles olduğunu sanmıyorum. Chicago bence en büyük adayımız. Görmüş olduğum gökdelen onu hissettirdi. Doğrudan Rusya'dayız. Domain kodunu gördüm. Birçoğumuzun aşina olduğu. Kremlin Sarayı mıydı emin değilim. San Petersburg'da olmamız gerekiyor. Yanılmıyorum diye düşünüyorum. Ha, yanıldım. Olsun, sıkıntı yok. Şu bina bana St. Petersburg'da olduğumuzu düşündürttü. Açıkçası bunu tam olarak nerede olduğunu bilmemek biraz beni üzdü. Moskova'daymış doğrudan. Bakalım. Burası Kenya. Doğrudan Nairobi'de miyiz bakalım. Kenya ne üniversitesi? Methodista sanırım. Bakalım Kenya'da seçeneğimiz var mı? Yok. Hadi, daha doğrusu ikinci seçeneğimiz yok. Nairobi doğru cevap. Burası Kiril alfabesi kullanan bir ülke. En büyük adayımız sanırım Rusya, evet. Araçlarda Avrupa şeridi yok. Stadyumun adını öğrenebilir miyiz? Pek sanmıyorum. Bakalım seçeneklerimize. Tek seçeneğimiz St. Petersburg. Yani açıkçası kolay bir tahmin. Rusya değilmiş. O zaman sanırım plakalarda bir şey kaçırdık. Sarı blur'u gördüm. Bakınca anlaması. Burası bana Latin Amerika gibi hissettirdi ama çok farklı plakalar var. Pek Latin Amerika'da değil gibi. Sanırım Japonya ya da Güney Kore'deyiz. Bu görmüş olduğumuz çizgiler Güney Kore'de karşımıza çıkıyor. Solda ve burada alfabeyi gördük zaten. Güney Kore'deyiz. Bakalım. Avenue Ferdinand Flotte. Avrupa'da bir yerdeyiz. Sanırım Fransa. Aracı plakasının sağ tarafında da mavi şerit var. Fransa'da seçeneklerimize bakalım. İki tane. Paris mi, Marsilya mı? Burası çok daha Paris gibi hissettiriyor. Marsilya olamaz diye düşünmüştüm. O zaman Marsilya. Doğrudan Almanya'da olmamız gerekiyor. Bakıyorum.
Evet, Almanya olması gerekiyor. Görüntü de bunu hissettiriyor. Almanya'da seçeneklerimize bakalım. Sadece tek seçeneğimiz var. Sanırım Amerika'dayız. Evet, Amerika bayrağı var. Bu sefer New York değil gibi. Belki San Francisco olabilir. SunTrust. Chicago'da olabilir. Chicago'da olduğumuzu hissettim diyebilirim. Bakalım seçeneklere. Ohohoho. Chicago'da var seçeneklerde. Deneyelim. Tamam. Acaba neresi? 4 şansımız daha var. Kullanalım. New York. Washington'mış. Açıkçası fark etmedim. Devam ediyormuş oyun. 28'deyiz. Tek hakkımız kaldı. Ve neredeyiz? Hiçbir fikrim yok. Sıfır. Deneyelim. Neredeyiz? Toronto. Yakınmışız. Her ne kadar yakını tahmin etmiş olsak da doğru cevap olmadığı için oyunumuz burada bitiyor. Zaten 30. turda oyunu bitirmeyi planlıyordum. Hedeften çok uzak kalmadık. Bu modla ilgili düşüncelerimden bahsetmek gerekirse ilk olarak biraz basit bir mod. Çünkü genelde ülkeyi bilmemiz yetiyor. Bazen ülkelerde iki seçeneğimiz oluyor ki tahminimce ilerleyen turlarda seçenekler de artıyor. Ancak çok zaman gerekiyor bu kısma gelmek için. İlk baştaki turlarda da şehir seçenekleri çok olsa, örneğin Almanya'da 4-5 tane şehir seçeneği olduğu zaman bu sefer de oyun modu çok çok daha zor olacaktır. Aradaki bu dengeyi bulmak bir bakıma zor olabilir. Ayrıca turlar arasındaki bekleme süreleri çok fazla. Neden bilmiyorum ama her turun süresi 1 dakika. Böylece 10. saniyede doğru tahmini yapsak bile 50 saniye beklememiz gerekiyor. Ki bunu güncellemeler ile düzeltebilirler diye düşünüyorum. Orada çok büyük bir sıkıntı yok. Bu modda karşımıza çıkan görüntülerin şehir merkezlerinde olduğunu düşünürsek eğer, bir bakıma güzel bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Kırsal kesimlerde, karayollarında, dağlarda dolaşmak yerine bir bakıma yeni bir tat ortaya çıkarmış GeoGuessr'ın yayıncıları. Bunu bir artı olarak görüyorum. Tabii artı demişken bu mod sayesinde bazı şehirlerin yerini, adını da öğrenebilirsiniz. Ancak uzun vadede karşımıza hep aynı şehirler çıkacağı için de bir yerden sonra sıkıcı olabileceğini düşünüyorum. Son olarak kendi düşüncemden bahsetmek gerekirse çok aşırı şekilde beğenmedim bu modu. Belki bir daha oynamayabilirim bile. Ülke serileri daha zevkli ki ayrıca Battle Royale serileri de oyunun en çok rekabetçi olduğu, en keyifli modlar olduğunu düşünüyorum. Böylece bu videoyu da sonlandırabiliriz. Video beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalımı takip edebilir ve zil butonuna tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.